Merhabalar. Bugün sizlerle bu şekilde farklı bir şey yapacağız. Burada böyle sıkıştırdığınızda ve daha sonra üstten bastırdığınızda pıt diye ses çıkartıyor. Değişik, farklı. Bir tane A4 kağıdı bunun için yeterli olacak. Başlayalım. Bu A4 kağıdımızdan bir tane kare elde ediyoruz. Bir kareden ne kadar çok şey yaptık, değil mi? Şu fazlalık kısımdan kurtuluyorum. Şimdi bu karemizi 4 eş kareye böleceğiz. Bunun için öncelikle dikeyde bir katlama çizgisi oluşturacağım. Şu iki kenarımızı birleştiriyoruz. Dikeyde bir katlama çizgisi oluşturacağım. Bu iki kenarımızı birleştiriyoruz. Artık karemizi 4 eş parçaya böldük. Şimdi bunları bu katlama çizgilerinden kesiyoruz. Ben koparıyorum. Siz isterseniz kesebilirsiniz. Ben anlatırken anlaşılması daha kolay olsun diye şöyle arkasını renkli kalemlerle boyadım. Siz de renkli olsun isterseniz bu şekilde boyayabilirsiniz. Dediğim gibi birleştirirken ve katlarken anlaşılması açısından ben bunları kullanacağım. Ama beyazlarla da şu şekilde oluyor. Haydi başlayalım. Öncelikle maviden başlayalım. Beyaz kısmıyla göstereceğim. Çaprazda katlama çizgileri oluşturmamız gerekiyor. Bunun için köşeleri birbiriyle birleştiriyoruz. Bakın şöyle. Keskinleştirelim. Daha sonra şu iki köşeyi birleştirelim. Açıyorum. Şimdi bu iki köşeyi şu iki katlama çizgisinin kesiştiği orta noktaya katlıyoruz. Şekil aldı. Şimdi kağıdımızı ters çevirelim. Ve bu sefer şurada oluşturduğumuz kenarları orta çizgiye katlayalım. Şu şekilde. Ortada bir katlama çizgimiz var. Ona doğru katlıyoruz. Aynı şekilde karşıdaki kenarda ben simetrisi de öyle yapıyoruz. Böyle bir görünüm elde ettik. Şimdi şu köşemizi şu noktaya büküyorum. Şöyle. Harika. Şurada şöyle bir üçgen oluştu. Altta. Şimdi bu üçgeni buraya doğru katlıyorum şöyle. Bir daha yapalım. Bakın üçgenimiz bu. Ve katladım. Daha sonra keskinleştirdim, açtım. Şöyle bir aralığımız var. O biraz önce büktüğümüz üçgeni şunu kaldırıp buraya yerleştirip bunu kapatıyoruz. Aynı şekilde kağıdımı çevirdim ve buraya yapıyorum. Tuttum. Burada üçgenim oluştu. Önce katlayacağım. Açtım. Şunu kaldırıyorum. Görüyorsunuz. Bu üçgeni buraya koyuyorum. Son olarak şu ortada bakın. Şu üçgenleri şöyle yaparsak. Ortada karemiz oluştu. Gördünüz mü? İşte o kareyi çaprazda katlama çizgisi oluşacak şekilde katlayacağım. Bakın. Şurada bir katlama çizgisi olsun istiyorum. Katladım. Şöyle bir şekil alıyor yani. Katlama çizgimi oluşturdum. Açıyorum. Aynı şekilde şurada da bir katlama çizgisi olsun istiyorum. Ve katlıyorum.
harika. Katlama işlemlerini gerçekleştirdik. Bakın böyle gözüküyor. Şimdi bunu diğer iki kağıt içinde yapalım. Harika. Kağıtlarımızın hepsi hazır. Şimdi bunları birleştirmesi önemli. Öncelikle iki kağıdımızın da şöyle çapraz gözüken kısımlarını bize dönecek şekilde alıyoruz. Birini dik, diğerini şu şekilde yatay tutuyoruz. Ve şuraya diğerini, bakın şuradaki aralığa geçiriyorum. Gördüğünüz gibi burası çaprazda bölmüştük. Şuradaki üçgene bunu içinden şöyle kısmı var geçir. Şöyle bir görünme elde ettim. Tersini çeviriyorum. Daha sonra burayı kapladım ve şunu da ikiye kapladım. Gördüğünüz gibi şu orta noktadan ikiye kapladım. Bakın şöyle. Bunu da böyle kapladım, şu üçgeni. Bunu böyle kaplayınca şurada bir boşluk gözümüze çarptı. O boşluğa şuradaki üçgeni yerleştirdim. Evet, böyle bir görünüm elde ettik. Şimdi gelelim son kağıdımıza. Son kağıdımızın bir böyle kısmı var, bir şöyle olan kısmı var. Şu kısmı bize dönük olacak şekilde tutuyoruz. Ve diğer, yani sol elimdeki kağıtta bakın sadece iki tane bir pembede şöyle bir yerleştirme işlemi yapacağım kısım var. Bir de mavi de var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben şimdi pembeye bunu, ne dedim bakın, şu kısmı bize bakacak şekilde bunu buraya yerleştirdim. Sonrasında artık yapacağımız tek şey boşlukları doldurmak. Bakın bunu böyle kapattığımda şu ucu, bakın şöyleydi, burayı yerleştirdim. Şu ucu mavinin o diğer hani yerleştirme işlemi yapabileceğim kısmına denk getiriyorum. Şimdi artık boşlukları kapatacağım. Daha sonra sarının da bakın aynı boşluğu var. Sarı ya da pembeyi olarak da bu ucu sarınınkine kilitliyorum. Ne yapmış olduk? Böylelikle hepsini birbirine kilitlemiş olduk. Şimdi deneyelim. Şöyle buralardan bastırdım. Pıt pıtımız hazır. Bunlarla bir de oyun oynayabiliyorsunuz. Nasıl bir oyun? İki tane yapmamız yeterli bu oyun için. Bir tanesini şu şekilde bükülmüş ayarlayın ve iki parmağınızla tutun. Diğerine şöyle, yani zıplatılmış bir şekilde şunun arasına yerleştiriyorsunuz. Ve daha sonra bunu zıplatıp buradan geçirmek. Amacınız geçmiyorsa bile buraya isabet etmesi de sizin puan almanızı sağlayacaktır gibi.